Ali'nin çiftliğinde inekler ve deve kuşları vardır. Deve kuşu. Peki. Çiftlikteki her inek günde birer galon süt vermekte. Ali de bu sütü galonu bir buçuk dolardan satmaktadır. Her deve kuşu da günde bir yumurta vermekte ve Ali bu yumurtaları, deve kuşu yumurtalarını tanesi beş dolardan satmaktadır. Kim bilir yumurtaların büyüklüğü nasıl? Evet, Ali'nin çiftlikten bir günde kazandığı para 138 dolar olduğuna göre, Ali'nin çiftliğindeki inek, i ve deve kuşu, d sayılarını temsil eden bir denklem yazınız. Ali'nin çiftliği nerede acaba? Ali nerede yaşıyor? Yani i, soruya dönelim, inek sayısı ve her bir inek günde 5 dolarlık süt veriyor. O halde Ali'nin çiftliğindeki ineklerin bir günde verdiği sütün dolar cinsinden değeri bir buçuk dolar çarpı i'dir, değil mi? Yani bir buçuk dolar çarpı inek sayısına eşit. Yani ineklerden günde bu kadar kazanıyor. Şimdi bakalım deve kuşlarından günde ne kadar kazanıyor. Deve kuşu sayısını d ile gösteriyoruz ve her deve kuşu günde 5 dolar değerinde yumurta veriyormuş. Peki o halde deve kuşlarından bir günde kazandığı para da? 5 değil mi? Peki şu anda Ali'nin bir günde kazandığı toplam para ne olur? Zaten verilmiş. Günlük toplam geliri 138 dolar. Bu eşittir 138 dolar. Bu sorunun ilk kısmı. Ali'nin çiftliğinde yaşayan inek ve deve kuşlarının sayısını temsil eden bir denklem bu. Veya şöyle diyelim, bu denklem inek ve deve kuşu sayısıyla inek ve deve kuşu sayısıyla toplam gelir miktarı arasındaki bağıntıyı gösteriyor. Soru şöyle devam ediyor: Eğer Ali'nin çiftliğindeki toplam hayvan sayısı 36 ise hayvanlardan kaçı deve kuşudur? Demek ki deve kuşu ve ineklerin toplam sayısı 36'ymış. Kaçı deve kuşudur diye soruluyor. Sorunun bu kısmı için kara tahtamı açıyorum. İlk kısımda dedik ki, her inek günde 1.5 dolarlık süt veriyor. O halde ineklerden gelen toplam gelir budur dedik. Deve kuşlarına sağlanan gelirse, başka renkte yazayım ki görünsün. Deve kuşlarına sağlanan gelirse, deve kuşu başına bir yumurta, yumurta başına 5 dolar, çarpı D adet deve kuşu. Yani 5 D. Yani deve kuşları Ali'ye günde toplam 5D kadar para kazandırıyor. Ne demiştik? Toplam gelir günde 138 dolar. Bu da eşittir 138 dolar. Şimdi, eğer Ali'nin çiftliğindeki toplam hayvan sayısı 36 ise, çiftlikte sadece deve kuşu ve ineklerin yaşadığını varsayıyoruz tabii, İnek sayısı artı deve kuşu sayısı neye eşit olacak? 36'ya eşit olacak. 36. Şimdi bunu birkaç yoldan çözebiliriz. İki bilinmeyenli iki denklemimiz var. İki bilinmeyenli iki lineer denklemimiz var. Yerine koyma yöntemini kullanabiliriz. Mesela bu denklemleri bir sayıyla çarpıp, birbiriyle toplayarak, birbiriyle toplayarak değişkenleri eleyebiliriz. Ki buna genellikle eleme veya yok etme yöntemi denir. Ama biz hangi yöntemi kullanalım biliyor musunuz? Yerine koyma yöntemini kullanalım. Her iki taraftan i'yi çıkaralım demek kuşu sayısı neye eşit oldu? 36 eksi inek sayısına eşit oldu değil mi? 36 eksi inek sayısı, yani 36 eksi i. Şimdi buradaki d yerine bu ifadeyi koyabiliriz. O zaman bu denklem neye dönüşüyor? 1 buçuk çarpı inek sayısı, artı 5 çarpı deve kuşu sayısı, ne demiştik? Deve kuşu sayısı 36 eksi inek sayısına eşitti. O halde bunu şöyle yazabiliriz. 5 çarpı 36 eksi i ve d yerine bu ifadeyi yazıyorum. 36 eksi i eşittir 138. İşte bunu da güzel kılan bu zaten. Artık tek bilinmeyenli bir denklemimiz var. Bu denklemi çözüp inek sayısını bulabiliriz. Sonra da o sonuçtan deve kuşu sayısına ulaşırız doğrudan deve kuşu sayısını bulmak isteseydik, yerine koyma metodunu d yerine i'ye uygulardık. Her türlü oraya varacağız zaten. Ne oldu şimdi? 1 buçuk çarpı inek sayısı artı 5 kere 36 ne eder? 5 kere 30, 150. 5 kere 6, 30. 150 artı 30 da 180 eder. Burası 180 etti. Artı 180. Eksi 5i. Eksi 5 i eşittir 138. Şimdi bir bakalım. Her iki tarafa 5 i ekleyip iki taraftan da 1 buçuk i çıkarırsak, ne olur yapalım. Artı 5 i, i'leri sağ tarafa atmaya çalışıyorum. Her iki tarafa 5 i ekliyorum. Ve yine iki taraftan da 1 buçuk i çıkarıyorum. Yani eksi 1 buçuk i. Şimdi her iki taraftan 138'i çıkaralım. Eksi 138. Tüm ileri sağ tarafa atmaya çalışıyorum ki tüm sabitler sol tarafta kalsın. Yani burası sonuçta 180 eksi 138. 80 eksi 30 50 olduğuna göre 50 eksi 38 de 42 eder. O halde 42 eşittir. Bunlar gitti. 5 eksi 1 buçuk 5 eksi 1 buçuk da 3 buçuk eder. 3 buçuk i. Belki de buradan devam etmeliyim. Bakalım. 3 buçuk neye eşittir? Yazayım. 3 buçuk eşittir. 3 tam 1 bölü 2. Bu da eşittir 7 bölü 2. Bu şekilde yazalım. 7 bölü 2 çarpı, 7 bölü 2 çarpı i eşittir 42 veya her iki tarafı da 7 bölü 2'nin çarpıma göre tersiyle çarparsak, çarpalım. İki tarafı da 2 bölü 7 ile çarparsak, çarpı 2 bölü 7, diğer tarafı da çarpı 2 bölü 7 yaptık. Şunu elde ederiz. i eşittir 42 bölü 7, bu da eşittir 6. 6 çarpı 2 de eşittir 12. Demek ki çiftlikte 12 inek varmış ama bizden istenen bu değildi, bizden istenen deve kuşu sayısıydı. İnek ve deve kuşu sayılarının toplamında 36 olduğunu biliyoruz. O halde deve kuşu sayısı eşittir 36 eksi inek sayısı. Ve çiftlikte 12 inek olduğuna göre deve kuşu sayısı da 24'tür. Buradaki hayvanlardan, çiftlikteki hayvanlardan 24'ü deve kuşuymuş yani. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, şıklardan bir tanesi 24. İşaretliyoruz. Ve doğru cevap. Şahane.